Amerika Başkanı Joe Biden'ın Obama döneminde başkan yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonraki yıllarda kullandığı ofiste ve bir gün sonra da Delaware'de yaşadığı evin garajında bulunan gizli belgeler Amerika gündeminde. İlk belgeler Washington'daki ofisindeydi. Son açıklanan belgelerinde Wilmington'daki hafta sonlarını geçirdiği özel konusunda bulunması günün en önde gelen gelişmesi oldu. Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız tüm gelişmeleri. Serhan, bu ikinci belgelerin Biden'ın özel konutunda çıkması nasıl yankı buldu? Biden'a soruldu, kısa yanıt verdi Amerika Başkanı. Adalet Bakanı kısa süre önce kameralar karşısına çıktı ve bir kez daha bir başkan hakkında özel yetkili savcının atandığını açıkladı. Nedir bu son Amerika gündemine gelen bir numaralı gündem maddesi diyebiliriz? Son gelişmeler ne bu konudaki? Şimdi Amerika'da hem görevdeki bir başkan için hem de eski başkan için özel savcı atanmış oldu. Eski başkan Donald Trump'ın gizli belgeleri ele alış şekliyle ilgili özel savcı atanmıştı. Daha sonra Başkan Biden'ın senin de söylediğin gibi başkan yardımcılığı döneminden sonra bir süre çalıştığı düşünce kuruluşundaki ofisinde belgelerin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Başkanlık döneminden, başkan yardımcılığı döneminden gizli belgelerin, o belgelerin 2 Aralık'ta bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ardından da kamuoyuna ikinci gizli belgeler yansıdı. Biden'ın evinde bulunan gizli belgeler kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bir kısmı Aralık ayında bulundu bu ikinci tip gizli belge, ikinci bölüm gizli belgeler. FBI buldu bu gizli belgeleri. Diğer belge ise Biden'ın gene Delaware'daki evinde garajında bulundu. Başkan Biden sabah saatlerinde açıklama yaptı. Evet dedi, kabul etti. Garaj bulundu dedi, evimde bulundu. Garajımda, diğer belge kütüphanemde, evimdeki kütüphanemde bulundu dedi. Bu konuyu çok ciddiye alıyorum dedi. Kamuoyu biliyor dedi gizli belge konusunu ve yönetimim dedi. Tam bir işbirliği içinde bu konuyla ilgili dedi. Aslında bu konuyla basın toplantısı ekonomiyle ilgili açıklamalar yapmak için düzenlemişti. Tabii gazeteciler konuşması biter bitmez bu konuyla ilgili soru sordular. Aslında bu konuyla ilgili daha sonra açıklama yapacaktım dedi ama şimdi burada biraz yapayım dedi. İşte bunu dedikten sonra da bunu söyledi Başkan Biden. Yönetimim tam bir işbirliği içinde bu konuda. İlerleyen saatlerde Adalet Bakanı kameraların karşısına çıktı ki merakla bekleniyordu. Özel savcı atanıp atanmayacağı, çünkü eski başkan Donald Trump hakkında özel savcı atanmıştı bu konuyla ilgili olarak. Merrick Garland çok kısa bir basın toplantısı düzenledi, birkaç dakika süren, hiç soru almadı ve Biden'ın başkanın başkan yardımcılığı döneminden kalan belgelerin ofisinde, evinde bulunmasıyla ilgili özel savcı atadığını açıkladı. Robert Hur atanan özel savcı, eski başkan Donald Trump döneminde Adalet Bakanlığı'nda üst düzeyde çalışmış bir isim. Hatırlayacaksın, Trump döneminin Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, ki Trump'la ilgili özel savcı atamıştı Rusya soruşturması ile ilgili olarak. Rod Rosenstein'a çok yakın bir isim olarak biliniyor Robert Hur. Bununla birlikte eski başkan Donald Trump döneminde Adalet Bakanlığı'nda üst düzeylerde çalışmakla birlikte hem demokratlar hem cumhuriyetçiler tarafından bir nevi onaylanan bir isim, partiler üstü bir isim diyebiliriz. Hatta Robert Hur geçmişinde CV'sinde Ulusal Güvenlik Dairesi ile ilgili gizli belgelerin sızdırılması konusunda da daha önce soruşturma yürüten bir isim. Şimdi bundan sonra ne olacak? Görevde olan bir başkana suçlama yöneltilmiyor Adalet Bakanlığı'nın geleneklerine göre. Özel savcı bu soruşturmasını ne kadar sürecek, bir süre kısıtlaması yok. Adalet Bakanlığı bir nevi özerk çalışacak bu özel savcı. İşte özel savcının yürüteceği soruşturma, incelemenin ardından vereceği rapor oldukça önem taşıyor diyebiliriz. Mehtap. Serhan, bu gizli belge konusu Trump'ın Florida'daki konutunda bulunan çok sayıda gizli belge ve konuyla ilgili de Ulusal Arşiv'in ilk olarak Trump'ın avukatlarıyla irtibata geçmişti ve Trump ve ekibi durumu Ulusal Arşiv'e bildirmemişti. Belgelerin teslim edilmesi konusunda çağrılara uymamıştı. Biden ise kendi avukatlarının hemen durumu Adalet Bakanlığı bildiğini vurguladı. Sen de açıkladın, ancak Cumhuriyetçi Parti'den sert tepkilerin önünü kesmedi bu açıklamalar. Nedir o tepkileri de değinir misin?
O tepkilere gelirken aslında Trump'la Biden'ın durumu birbirinden oldukça farklı. Onu biraz ayırt etmekte fayda var. Senin de söylediğin gibi Trump bu konuda hiç uyumlu bir süreç geçirmedi Adalet Bakanlığı ile diyebiliriz. Belgeleri vermemekte direndi. Önce belgelerin bir kısmını verdi. Ulusal arşivler dedi ki bu belgelerin bir kısmı tamamı değil. İşte bunun üzerine belgelerin bir kısmı daha verildi ama belgelerin tamamını vermedi. Bunun üzerine Mar-a-Lago'daki evine baskın düzenlenmişti Federal Soruşturma Bürosu tarafından. Biden'ın durumunda ise tam bir işbirliği içinde avukatları Ulusal Arşiv Dairesi ve Adalet Bakanlığı ile iletişim halinde, tabii Beyaz Saray hukuk danışmanı da süreç tam bir işbirliği içinde yürüyor, görünüyor. Bununla birlikte cumhuriyetçiler için bu yeterli değil. Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmeleriyle birlikte örneğin bugün Temsilciler Meclisi Başkanı olarak Kevin McCarthy bir basın toplantısı düzenledi. Orada gazetecilerin soruları geldi konuyla ilgili olarak. Kevin McCarthy özel savcı atanmasına yanaşmadı ki cumhuriyetçilerin çoğu özel savcı atanmasına yanaşıyordu, yanaşıyor. Kevin McCarthy Kongre bu konuyu soruşturmalı dedi. Şimdi bu konuyla ilgili Temsilciler Meclisi'nde bir soruşturma komisyonu kurulacak mı, kurulmayacak mı? Kevin McCarthy'nin bu söyledikleri nereye kadar varacak? Özel savcı atanmasının ardından Temsilciler Meclisi hala konuya ilgi gösterecek mi? O merak konusu ama Kevin McCarthy'nin söyledikleri, verdiği mesaj Kongre'nin bu konuyu soruşturması gerektiği yönünde ki Senato bu konuda Senato İstihbarat Komisyonu Biden'da, Biden başkan bu gizli belgeleri istemişti, bilgi istemişti yetkililerden. Senato İstihbarat Komisyonu bir soruşturma açar mı, açmaz mı pek bilinmez. Partiler üstü bir komisyon olarak biliniyor ama Temsilciler Meclisi'nde durum farklı. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Cumhuriyetçilerin de ve soruşturma açma ihtimalleri var. Bir de seçimler yaklaşıyor tabii artık diyebiliriz ve seçimler yaklaştıkça Başkan Biden için, Başkan Biden'a belki de daha zarar verebilmek için cumhuriyetçiler bu konuyu oldukça sık kullanabilirler önümüzdeki dönemde. Mehtap.